geçilmiyor Herkese selamlar dostlar. 15 ve 16 Mart iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. 2 tanesi 15'inden 4 tanesi de 16'sından mücadele. Direkt raporlarla falan her şeyle başlayayım. Seri bir şekilde ilerleyelim. Çok güzel ilerledik bugün de. Ben şöyle hızlıca vereyim. Önce bir yüksek misli ekrana gelsin. Yüksek misli ne verdik? Hemen ondan bahsedelim. Yüksek misli bildiğin üzere YouTube'da da anlattım. Galatasaray Beşiktaş mücadelesi benim için yazılımda 2-2 skor çıkıyordu. Maç 2-1 bitti. Galatasaray kazandı. Tebrik ederim. Maç bitti. Videomu çekiyorum. Montaj falan yapıştıracağım. Gideceğim. Yüksek misli olarak altını anlattım. Güzel bir şekilde yazıda. Yüksek misli olarak kazanan arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel bir kazanç. Sağladık derbi maçından. Canlısında da inanılmaz aldım. İlk yarı 0.5 düz, ilk yarı 1.5 düz, deplasman 0.5 3-3. Canlısı da kılçıksız bir şekilde aldık. İlerledik yüksek misliği. Başarılı bir şekilde kazandık. Bu arada Giresun maçını skoruna kadar verdim burada. KGS'i gelir, 2-1 skor gelir, Handikap 0'da gelir dedim. Giresun'u şimdi not olarak çıkarmadım. Ama inanılmaz bir başarı var Giresun maçında da. Ee, Başakşehir maçı başarısız, Galatasaray başarılı. Giresun'da full artı full Giresun mücadelesi. Skor bilenler ekrana gelsin. Manchester United'da Tottenham'ın maçının skorunu sormuştum cumartesi günü. Bilen iki kişi Tuğrul İlhan'la Erdal Yanık isimli arkadaşımız. İki kişi Gal iki kişi Instagram'dan mesaj atarsa Mart ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. 16 günlük bir süre kalıyor. Alanya Fenerbahçe maçının skorunu bilen yok. Hatta bakmadım bile. 5-2 skor yazan Olduğunu görmemiştim zaten. Bakma ihtiyacı da duymadım. Varsa bilen yazsın. Bakmadım yani skoru bilen var. Muhtemelen yoktur zaten. Skor bilenler bu şekilde ve sizlere bir adet skor, yarışma, yarışması sormak istiyorum baylar. Juventus Villarreal mücadelesi. Bu maç ne olur? Bu maçı neden soruyorum sizlere? Zor bir maç. Villarreal burada bence kapanacaktır. Juventus'u açmak da açmakta zorlanabilir burada. Bu sebeple burada güzel bir maç çıkacaktır. Zor bir maç olacaktır. Aldım ben bunu da şeyime, notlarıma. Siz, siz, sizce Juventus Villarreal mücadelesinin maç skoru ne olur? Yazın mutlaka yorumlara. Bir de genel raporu göstereyim ekrana. Cumartesi ve pazarın genel raporu arkadaşlar. Cumartesi günü zaten inanılmaz bir performans yaptık. Yani diyecek söz var mı cumartesi gününe? Yok sadece Juventus'un handikap sıfırı gitti. Ona dedim ki 2-1 skor dedim. Dakika 80'lerde mi ne attı 3-1 oldu. O da gelse zaten 1000 oran falan var burada hepsini oynasanız 1000 oran vardır yani mutlaka. Çünkü oranlar inanılmaz yüksek. Şöyle baktığımız zaman da pazar günün raporunda PSV yattı, Bilbao'nun KG'si yattı, Inter mücadelesi yattı. 1-1 bitti. O Zeko eşeğini var ya eşekler kovalasın onu. İki tane boş kafa topu kaçırdı. Maçı da seyrettim. Diğer dışında Alanya, Arsenal, Leipzig'in yüksek oranı, Barcelona'nın ideali, Leicester'in yüksek oranı, Aston Villa, Leicester falan derken çok güzel bir da bir iş yaptık, icraat yaptık. Değerlendiren herkesi tebrik ederim arkadaşlar. Kapatıyorum gelsin katıl grubunda. Canlı olarak ne yaptık? Şöyle iki tane biraz reklam yapayım. Yani o kadar yap, yapıştırdık birlik kazandık. Ufaktan bir reklamını yapalım. Giresun mücadelesi ilk kere 1.5 üst 1.45'den Hakan Editor arkadaşımız verdi. Başarılı zaten onu geçtim. Ben kendi verdiklerimden bahsedeyim. Şöyle bir aldım. İlk kere 0.5 üst dakika 15'te aldım. Dedim ki çizgiden çıkıyor direkten dönüyor. Ne oluyor dedim ya. Girelim ilk yarı gole. Direkt geldi zaten. Burada Giresun'un atacağı bir gol de gelmiş. Bu arada bir 40 orandan vermişler yine. Ben bir de 1.60 oran yapıştırdım. Dedim ki ya bu maç böyle bitmez baylar. Kerem çok güzel bir kafa golü attı. Bu da geldi zaten başarılı bir şekilde. İlk yarı bir buçuk üstü de geldi. Yani canlı olarak da, da inanılmaz ilerledik. Ben şu an hata yapmadım zaten. 3'te 3. Üç. Diğer arkadaşlarımız da devam ediyor. Canlımız bu şekilde zaten. Katıl Telegram gruplarını biliyorsunuz. Abone ol şunun yanında katıl var. Oradan gelebilirsiniz. Şimdi başka göstereceğim bir şey kalmadı. Direkt maçlara gidelim isterseniz. Bu arada bir kombine verisi yapmadım ama sizlerden rica yine güzel bir seviyede like bekliyorum. Atacağınız like'lardan dolayı teşekkür ediyorum. Kombine mi neden yapmadığımı da açıklayayım. Son haberleri bekleyeceğim. Ben burada erkenden kombine yapıp yap, ben kombine olsun diye vermek istemiyorum. Anladınız. Çünkü ben başarıya odaklıyım burada. Katıl Telegram'a veya herkes açık YouTube grubuna da atabilirim Telegram'da. Şu an yarın için değil zaten diğer gün için kombine yapacağım özellikle o gün için yarının içinde mutlaka bir şey çıkartırım da diğer gün güzel maçlar var. Ona göre sizlerden ricam like atmanızdır. Başlayalım. Ajax Benfica mücadelesi. Şimdi baylar, Ajax kazanır mı? Bence kazanacaktır Ajax. Ama oranı biraz düşük geldi. Şöyle bir 40 falan atsaydı direkt Ajax'a yapıştırıp devam ederdik. Burada ben de maçı görünce, oranlar açılmadan önce şöyle düşündüm. Ajax bu maçta iki tane gol atar bence diye düşündüm Benfica'ya. E bir buçuk üstü açarlar. İdealden bir 40, bir 45 gibi. Ben ana kombine yaparım ona koyarım diye düşündüm. Fakat ev sahibi iki buçuk üstü açmışlar. İddia da çakal. İddia da biliyor yani ne olacağını ne biteceğini. Ondan dolayı böyle bir önerim vardı. Ee, Ajax'ın atacağı iki gol olarak bir önerim vardı bende. Madem onu açmamışlar şöyle yaptım ben de. Benfica bu maçta gol atabilir mi? Benfica bu maçta nasıl oynayacak? Öncelikle ondan bahsedelim. Ajax ile oynuyor. Benfica'nın burada oyun yapısı ağırlıklı olarak kontrol olacaktır. Sol açıkta Everton, Everton, Everton mı diyelim buna ne diyelim? Everton diyelim bizim bu Premier Lig'deki. Özellikle Nunez'i çok kullanmak istiyor bu kontrol ataklarda, kontrol ataklarda Benfica takımı. Kullanabiliyor mu? Gerçekten başarılı oluyor bu kontrol ataklarda. Ajax zaten burada hücumu da çok önemseyen bir takım. İlk yerden bastırmaya çalışacaktır. Ajax'in 2 golünü ben kafama yazdım. 3'ü sürpriz olarak yazdım. Yani 3 olur mu? Veya Benfica bir tane atar mı? Orada kaldım. Ben şöyle tek bir ideal tercih aldım. Bu maçta yüksek oran tercih yapmadım. 1 ve iki buçuk 1.47 gibi orandan tek ideal tercihimdir. Değerlendireceklere önerim bu yönde. Bol şanslar. United Atletico Madrid mücadelesi. Bu maça da şimdi nasıl bir senaryo çizelim? Şimdi Atletico Madrid burada zaten bu yıl normal bildiğimiz Atletico Madrid'in dışında bir oyun yapısı sergiliyor Atletico Madrid takımı. United'da Ronaldo sü acımadı. 3 tane salladı. O maçın da ekmeğini güzel yedik zaten. Şimdi United'e 1.89 gibi olan açmışlar. Ben geçen maç hatırlıyorsanız ne yaptım? İlk yeri 0.5 üst verdim. 1.40 gibi oranı vardı zaten. Dedim ki yani bu maç zaten kanser bir mücadele. Atletico Madrid'in kendi evinde ben böyle alır geçerim diyerekten yine aynısını yapacağım. İlk yarının bir golüne nasıl oran açmışlar? Şuradan gösterelim. Bakın 1.37 gibi oran açmışlar. İdeal tercih olarak yani şimdi oyun yapılarından bahsediyorum da mutlaka pozisyonlara girecektir. Ben ilk yarıda 4 tane gol pozisyonu yazdım. 2-2 yazdım bu arada. 2 tane United gol pozisyonuna girer. 2 tane de Atletico Madrid girer. Bunlardan ikisi de birer tanesi çok net olsun. İkisinden biri bir tane aslında ilk yarı 0.5-1.37 gibi oranın maçın en ideal tercih olarak yazdım. Maç uzatmaya da gidebilir mi? Gidebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir değerlendirme aldım. Biraz daha yüksek orandan veya 90 dakikalık yayılmış bir bahis istiyorsanız şöyle bir öneri yapabilirim sizlere. Mücadelenin 2-3 gol bandında kalması benim için önem taşıyan bir mücadele. 1.78'de bunun oranı var zaten. Biraz daha yüksek oran isteyenlere bunun gibi öneri yapabilirim. Fakat şunu söyleyeyim. 2 tane kanser takım. United biraz daha kanserlikten bir şey. Ama Atletico Madrid zaten kanser. O yüzden kombineye alacak mıyız? Göreceğiz yani. Başka maç yok. Mutlaka bir değerlendirme yapacağız. İlk yarı 0.5 idealdir. 2-3 gol de yüksek oranlı önerimdir. 16'sına geçiyorum. Direkt 16'sının maçları çok daha güzel benim için. Güzel değerlendirmeler yaptım yani. Yüksek oranlarını aldım. Brighton Tottenham mücadelesiyle başlayalım. Tottenham ben anlattım Tottenham'ı. Tottenham'ın iki golüne girdim. iki ilmi orandan. Tek maç olarak sizlere önerdim zaten YouTube'da. Video kombinesi olarak. Tek onu önerdim. Tottenham'a 1.96 oran açmışlar. Brighton'da son Liverpool maçında güzel oynadı. Hatta ilk 10 dakika Brighton Liverpool'u ezdi. Kaleye 3 tane şut çekti. Bir tanesi tehlikeli. Bir tanesi Alisson kurtardı. Bir tanesi de direğin yanından gitti. Brighton mücadelesini izledim Liverpool maçını. Ki ona da yüksek orandan da kazanmıştık. 3.5 altında 2. Hatta katıl kombinesinde de direkt maç sonu 2 olarak önermiştik. Aradan reklamımızı yapalım. Şimdi bu maçta benim beklentim şu yönde. İdeal bir tercihe gidemedim bu maçta. Çünkü ideal bir tercih bu maçta kaybettirir. Bu maçta yüksek orana gideceksin. Gelirse sevineceksin. Öyle bir mücadele bu. Tottenham'ı ben zaten son dönemlerde çok iyi takip ediyorum. izliyorum her maçını. Şu an İngiltere'de keyif veren futbol oynayan takımların başında geliyor Tottenham takımı. Gerçekten hem gol diyor hem gol atıyor. Dediğim gibi Kulkevsi zaten baştan yeniden doğdu resmen. Ee, Tottenhamla birlikte Bentancur aynı şekilde ya dedim ki geçen maçta nasıl anlattım ben sizlere? Final paslarını iyi yapan bir Tottenham takımı var. Son Kane, Kulusevski ileride üçlü olarak olacaktır. Arkada Reguilon, Hoyberg, Bentenkur, Doherty olacaktır yine aynı şekilde. Benim önerim şu, fazla lafa söze gerek yok, lafı dolandırmaya gerek yok. Bu mücadele baylar 2-3 gol bandında kalır bence. Skor olarak 1-2 yazdım, Tottenham kazanır gibi yazdım 1-2'ye göre ama gidemedim. Dediğim gibi yemedi. Ha, ne söyleyeyim yemedi. 2-3 golde kalır muhtemelen. 1.79'da bunun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Lille Chelsea mücadelesi. Chelsea Şimdi burada senaryo çizelim hemen bir tane. Bence Lille burada biraz kontrollü başlayacaktır. Neden kontrollü başlayacaktır? Şimdi Lille'sin kendi evinde oynayacaksın. İlk maçta 2-1 mağlup olmuşsun. Eğer ilk yarıdan bir tane yediğin zaman geçmiş olsun. Bitti yani. 3-0'ı çeviremezsin. Onlar da bunun farkında zaten. İlk yarıda çok fazla gol olmaz. Hatta ilk kere bir buçuk altı oranı açmışlar mı? Sizinle birlikte bakacağım. Oha yapıştırayım lan. Bu maç gelir bak. Kazandık demek istiyorsan alın. Bakın. İlk kere bir buçuk alt. Doğaçlama. Hatta direkt tek tercih de öneriyorum bu mücadeleye. Lille Chelsea mücadelesi baylar. Ben bu maçta zaten çok fazla gol beklemiyorum. İlk yerden iki tane de gol çıkmaz. Yani mümkünatı yok desem inanmayın olabiliyor futbol top yuvarlak. Ama dediğim gibi golsüz bir, maç bekliyorum. İlk kere bir buçuk altın oranı bir 31 bence iyiymiş. Ben bir, 20, bir 15 falan bekliyordum. Samimi söylüyorum bir 31 bence iyi. Kombineme eklerim ben bu maçı. Yanına bir tane belirlilik maç yapsam iki oran. Yazın bunu notumuzu alın. İlk kere bir buçuk alt anlık olarak geldi. Vahiy indi sanırım. Şimdi genel olarak ne yazmışım ben burada? Lil bence bir tane atacaktır. 1-1 gibi bir skor yazdım ben bu mücadeleye. 1-1 skora göre burada bir maç sonu 0-3-15 gibi orandan da sizlere yüksek orandan önereceğim. İlk kere 1.5 kaldı. En idealdir. 1-31 gibi oran açmışlar. Bence Avrupa'da oynayanlar zaten 1 150 50 Maç sonu 0'da 3-15. Skor beklentim 1-1. Turu geçen Chelsea olur. Bu kadar. Arsenal-Liverpool mücadelesi inanılmaz bir maç. Samimi söylüyorum son dönemlerin en güzel maçlarından bir tanesi olacak. Tottenham United maçı gibi bir maç olabilir. Çünkü Arsenal takımı yani gençlerle öyle bir sistem kurdu ki Martinelli, Odegaard, Saka, arkada Partiz, Şak var, onun yanında Çaka, ileride Lacazette inanılmaz bir performans sergiliyor. Leicester'la le oynadığı maçta da ev bir buçuk üst olarak değerlendirmiştik. Zaten Arsenal'ın atacağı iki golü değerlendirdik. Vardy'nin de eksikliği vardı o maçta zaten. İdealden öyle bir 45 mi, bir 49 mu ne oranı vardı sanırım. Bir 42 de olabilir. Ya yani o bantlarda bir oranı vardı. Ee, bu maçta ben şöyle bir beklentim var. Arsenal gol atar mı? Atar bence. Ama atamazsa da bu maç 3-0'a gidebilecek bir maçta. Liverpool'un kazanmasını bekliyorum ben. Ha, tek farklı bir Liverpool galibiyetini yazmış mıyım yazmışım. Benim idealim burada 2.5 üst olacak. 1.53 gibi oranı var. Gollü bir maç geçecektir bence. Arsenal'da gol bulacaktır bence Liverpool karşısında. Liverpool maçı da kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Fakat şunu da belirteyim. Liverpool bu maçı kazanırsa 3.25'ten tek farklı kazanır. Fazla tüze gerek var mı? Netim. 2.5 üst gelir. Onun yanına Liverpool'un da tek farklı galibiyeti. 3.25 benim anlatacaklarım bu kadar baylar. Videonun montajını falan yapacağım. Biraz karambol anlattım. Farkındayım. Analizlerimi yaptım. Yapıştırdım. Not yanımda. Her şey yanımda. Ee, bir kombin yapmadım. Kombin yapmadım. yapmamamın sebebi ben 16'sına bir kombine çalışması yapacağım. Şöyle ana kombine olaraktan da. Onu da şimdi bir anda yapmak istemedim. Yarın falan iyice haberlere bakmak istiyorum. Liverpool olsun, Juventus maç olsun, Dybala dönecek mi mesela haberlere bakıp öyle kombine yapacağım. Bu videoda böyle olsun. Perşembeyi kombine önerisi yaparım. Attığınız like'lerden dolayı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.